Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili genç kardeşlerim, gökler kadar büyük bir hakikat var. Biz bugün yaratılmadık. Geçmişimiz var. Bizden önce bu topraklar vardı. Bizden önce de hak ve batıl vardı. Bugün biz Allah'ın lütfu ile hakkın adamları olarak bu topraklarda varız. Bizden önceki Hakkın adamlarının devamıyız Allah'ın izniyle. Aziz genç kardeşlerim, bu ümmetin umudu, bu ümmetin ayakta duracağı kıvamı ve enerjisi olan genç kardeşlerim, biz dün yoktuk ama dün Hakk'a iman eden, Allah diyen ecdadımız vardı. Ve dün bu ecdadımızı Allah'a secde ettikleri için, şeriatı olan bir devlette yaşadıkları için coğrafyadan kaldırmak isteyen şeytanın devletleşmiş görüntüleri vardı. O hakkın adamları ile batılın şeytanın adamları Çanakkale toprağında karşı karşıya geldiler bir gün. Bugün Kaçıncı yıl dönümü olduğu önemli değil. O gün hak karşısında kendisini imha etmek isteyen bir batıl ordusu bulmuştu. Bugün o batıl anlayıştaki kalabalıklar vardır. Yarında var olacaktır. Kıyamete kadar onlar dünya üzerinden silinmeyecekler. Tıpkı Allah diyenlerin, elinde Kur'an ile yürüyenlerin silinmeyeceği gibi. Çanakkale orada hak ile batılın karşı karşıya geldiği sahnelerden birisidir sadece. İngiltere'sinden Fransa'sına kadar, iki yüzüyle Almanya'sına kadar Orada ümmeti Muhammed'in karşısına çıkanların asıl hedefi elbette Çanakkale değildi. Son hedefleri de İstanbul'da değildi. Onların asıl hedefi hilafeti bitirmek, ümmeti Muhammed'i başsız bırakmak, Kudüs'ü rahat bir şekilde kendi çiftliklerine döndürmek. Maazallah Mekke'yi, Medine'yi istedikleri gibi tarumar etmek İslam'ın kökleriyle oynamaktı. Allah o gün bu toprakların nöbetini tutan 15 yaşından 60 yaşına kadar genç delikanlılarına o küfrün kudurmuşluğu ve tuğyanı karşısında iman heyecanı verdi. O heyecanla toprağın köklerine kadar inip ümmeti Muhammed'in geleceğini korumak, İslam'ın dünya üzerinden silinmesi için yapılmış planları imha etmek üzere en başta can vermeye hazır olarak o meydanlara çıktılar. Allah onlara rahmet etsin. Şehadetleri mübarek olsun. Ama Aziz genç kardeşlerim, Çanakkale'nin yıl dönümünün kutlanması bir anlam ifade etmiyor. Çanakkale bize iki şeyi hatırlatmalıdır. Birincisi o gün Çankırı'dan Sivas'tan Trabzon'dan Haydarpaşa'dan Üsküdar'dan kimi yürüyerek, kimi basit binek araçlarıyla ümmeti Muhammed'in şerefi için Oraya giden müminlerin mirasını kültür olarak da sahiplenen, eylem olarak da sahiplenmeye hazır olan nesil biz olmalıyız. Bu bir. Bunu unutmuyoruz. Kur'an'ma törenleri değil, tekrarına Çanakkale'nin yeniden yapılmasına hazır kafalı insanlar olmak zorundayız. İkincisi, o gün Çanakkale'ye devlet devlet yığılan çapulcu anlayış, o anlayışından binde bir oranında asla geri kalmış değildir. Belki bugün daha kalabalık ve daha güçlü olarak Çanakkale'yi yüz kere kuşatmaya hazır, bir kafa ile yaşamaktadırlar. Onlar bu kadar büyük bir Çanakkale hıncı ile küfürlerinde ve tuğyanlarında azarken biz Çanakkale'yi şu kadar sene önceki zaferimiz diye geçiştiremeyiz. Her gün Çanakkale cephesinde yürümeye hazır delikanlılar, nişanlılarını Çanakkale'ye göndermeye hazır genç mümine hanımlar olarak yaşamak imanımızın gereğidir. Müminlik budur. Bu asrın da bugünün de nöbetini tutan mümin genç olmak budur. Kuru anma törenleriyle değil, ümmetimiz Çanakkale'den darboğaz edildiği zaman biz oradayız diyerek, ümmetimiz medya üzerinden, Ümmetimiz internet üzerinden, ümmetimiz faiz üzerinden, ümmetimiz iffetsizlik üzerinden baskı altına alınmaya çalışıldığında, devlet devlet ümmetimizin düşmanları bir araya geldiğinde biz yürek yürek onların devletlerine karşı, büyük organizelerine, donanımlarına karşı, yüreklerde birleşmiş, yüreklerde güçlü donanımlar kurmuş ümmet olarak o boğazın eteklerinde her an var olmaya hazır olmalıyız. Ümmet olmak budur. Çanakkale budur. Çanakkale'nin tiyatrosu ise Yeni Çanakkaleler adım adım yavaş yavaş kapımıza yanaştığı halde uyuyanların işidir. Allah bütün bu ümmetin şehitlerine rahmet eylesin. Çanakkale'deki şehitlerini Uhud'daki şehitlerle buluştursun. Bizi de onların izlerini sürerek yeni Çanakkale'lerden teknolojiyle, medya ile veya benzeri yöntemlerle sürdürülen yeni Çanakkale'lerden zaferlerle çıkan müminler olarak yaşadığı kullarından etsin. Ümmetimizin bu şanlı direnişi, ümmetimizin küfrü, boğaza gömüşü bütün ümmetimize, bütün nesillere mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatuhu.